Alo, Azim Ticaret. Azim Ticaret nerede? Azim Ticaret nerede? Azim Ticaret. Kanal 23 Haber Merkezi adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz sayın seyirciler. Tarihler bugün 24 Kasım 2018'i gösteriyor ve hemen vakit kaybetmeden ayrıntılara geçiyoruz. Başkan Erdoğan belediye başkan adaylarını açıkladı bugün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 2019 yerel seçimler için 40 ilde göstereceği belediye başkan adaylarını İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde son dakika olarak açıkladı. Milyonların merakla beklediği AK Parti belediye başkan adaylarını teker teker açıklayan Başkan Erdoğan sahneye çağırdığı adaylarla beraber salonu selamlamayı da ihmal etmedi. AK Parti'de bugün önemli bir gün yaşandı. Kardeşlerim, onun için çok çalışacağız. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin 40 belediye başkan adayını açıkladı. Kadın kollarımız, gençler, kapı kapı dolaşarak çok koşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında birçok önemli mesaj verdi. 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı olacak, çok farklı olacak. Erdoğan, milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağladığımızı buradan tekrar ifade ediyoruz dedi. Erdoğan konuşmasında, Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir'de aday çıkarmayarak vereceği destek için de ayrıca teşekkür ediyorum dedi. Ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Erdoğan konuşmasında AK Parti belediyeciliği şehirlerimize büyük bir kalkınma hamlesi başlatmıştır dedi. AK Parti olarak mahalli idarelerde milletimizin karşısına ilk defa çıktığımız 2004 yılında yerel kalkınma başlıyor demiştik. Gerçekten de AK Parti seçimde kazandığı toplam belediyelerin %55'ine karşılık gelen 1750 belediye başkanlığı ile altyapıdan üst yapıya kadar her alanda şehirlerimizde büyük bir kalkınma hamlesi başlatmıştı. Yılların ihmaliyle boğulma noktasına gelen pek çok şehrimiz AK Parti belediyeciliği ile yepyeni bir çehreye kavuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından adayları belirlenen illerin adaylarını açıkladı. Harf sırasına göre gidiyorum. Adıyaman, beyin cerrahı Doktor Süleyman Kılıç. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin 40 il belediye başkan adayını açıkladı demiştik. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Elazığ belediye başkan adayının Şahin Şerifoğulları olduğunu açıkladı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ve o saatlere geri dönelim. Elazığ belediye başkan adayımız Şahin Şerifoğulları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin belirlenen 40 il belediye başkan adayını açıkladı.
Erdoğan, AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayının Şahin Şerifoğulları olduğunu açıkladı. Elazığ Belediye Başkan adayımız Şahin Şerifoğulları. Evet, il başkanımız ve milletvekillerimiz de davet ediyorum. Buyursunlar. Evet, AK Parti'nin İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısını Kanal 23 canlı yayınlarla ekranlarınıza getirdi. Canlı yayınlarımızda AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut mikrofonlarımıza değerlendirme yaptı. İşte bugünkü toplantıya dair Bulut'un değerlendirmeleri. AK Parti'nin İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında Kanal 23 televizyon olarak canlı yayınlar gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımıza konuk olan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ'da 11 aday adayımız vardı, hangi aday adayımız olsa içimize sinerdi dedi. Elazığ'ımızda da bizimle birlikte yola çıkan, bizimle birlikte yol yürüyen, ama meclise taşıyamadığımız için çok üzüldüğümüz bir kardeşimiz, Şahin kardeşimizi aday olarak belirledi. Adalet ve Kalkınma Partisi. Elazığ'da 11 tane aday adayımız vardı, öyle biliyorum. 11 tane aday adayımızın hepsi çok kıymetli ve değerliydi. Hangi adayımız olsaydı içimize sinerdi. Bu adayımız da bizim içimize sindi. AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze'nin genel merkez tarafından görevden alındığı yönünde bir söylenti. Tabii siz en yetkili isimsiniz bu konuda, teşkilat başkan yardımcısı olarak. Böyle bir şey söz konusu değil, değil mi? Sayın Gürgöz'e görevine devam edelim. Kesinlikle değil deyip başlayayım. Tabii bütün illerde bu aday adaylığı dönemi çok sancılı geçer. Birçok spekülasyon yapılır. Özellikle sosyal medyanın çok etkin bir iletişim aracı olmasından sonra bunun önü alınamaz hale geldi. Asla asla olmayan, gerçekte hiçbir bağlantısı olmayan bir haber tahmin etmediğiniz ölçüde hızlı yayılabiliyor ve hızlı etki oluşturabiliyor. O yüzden bunlara itibar etmemek lazım. Milletvekili Bulut, Elazığ-Ankara uçak seferleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Bu sadece Elazığ'ın uçak seferlerinin iptal edilişiyle alakalı bir şey değildi. Bölgede pek çok ilin uçak sefer sayılarında bir azaltılma oldu. Şundan dolayı illerde mevsim geçişlerine bu tür yeni planlamalar ve düzenlemeler yapılıyor. Ya belki de yapılmak zorunda. Onun teknik açıdan zorluğunu bilmiyorum. Elazığ'ın bu konuda yolcu potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledik. Elazığ'ın yani yeni planlamada bunun göz önünde bulundurulması gerekliliği ile alakalı talebimizi bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte şiddetli şekilde ortaya koyduk. Gerçekten 1 milyonu aşan bir yolcu sayısına ulaştı Elazığ Havalimanı. Bölgedeki en fazla uçuş sayısına sahip olan illerden bir tanesi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Kanal 23'ün gerçekleştirdiği canlı yayına konuk olarak katılan isimler arasındaydı ve Ağar'ın değerlendirmelerine geçiyoruz şimdi de. AK Parti'de gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Kanal 23 televizyon olarak İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde canlı yayınlarımızda o anları ekranlarımıza getirmiştik. Canlı yayınımıza konuk olan bir diğer isim de AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar oldu.
Milletvekili Ağar, aday adayı olan tüm arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerlidir dedi ve Şahin Şerifoğulları'nın adaylığı hem Elazığ'a hem memleketimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Aday olan birçok arkadaşımız vardı. Bana sorarsanız hepsi birbirinden değerliydi. Hakikaten hepsi birbirinden değerliydi. Yaşları itibariyle, tecrübeleri itibariyle, bazıları gençliği itibariyle. Partimiz bu şekilde bir karar verdi. Bizler de partimizin verdiği kararı zaten saygıyla uyacağız. Sayın Şahin Şerifoğlu'nun adaylığı hem Elazığ'ımıza hem memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler ediyorum. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Milletvekili seçimi döneminde hep 5 vurgusu yapıyordunuz. Şahin kardeşimizle birlikte diyordunuz ama o 5 böylece tamamlanmış oluyor belki de. Allah'ın izniyle tabii bu seçim süreci biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Eminim ki Şahin kardeşimiz de Sayın Belediye Başkanı adayımız da ekibiyle beraber en güzel, en doğru çalışmayı, en doğru projeleri öne koyacaktır. Önemli olan Elazığ'ımızın kazanması. Bizlerin kazanıp kazanmaması mevzu bahis bile değil. Önemli olan Elazığ'ımıza bir değer katabilmek. Allah'ın izniyle dediğiniz gibi bu şekilde de 5'i tamamlamış olacağız inşallah Mart'ın sonunda. AK Parti'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği aday tanıtım toplantısında yine Kanal 23'ün canlı yayına konuk olan bir diğer isim ise Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz oldu. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz mikrofonlarımıza önemli açıklamalar yaptı. AK Parti'nin İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında Kanal 23 televizyon olarak aralıksız canlı yayınlarımızı sürdürdük. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da canlı yayınımıza konuk olan isimler arasındaydı. Şimdi yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. 5 yıl boyunca Elazığ'a hizmetleri bulunan bir isim. Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit Yanılmaz bizlerle. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Yanılmaz, 5 yıl önce aynı yerde aldığım görevi onur ve gururla Elazığlılara hizmetkar olarak geçirdik dedi. 5 yıl önce yine bu salonda bir görevi devralmıştık. Elhamdülillah o görevi onurla, gururla hemşehrilerimize, Elazığ'ımıza hizmetkar olarak geçirdik. En güzel hizmetleri verdik ve Elazığ'ımızı belirli bir noktadan belirli bir noktaya getirdik. Bu şudur, mesela 2014 yılında Elazığ yaşanabilir şehirler arasında 49. sıradayken 2018 yılında 19. sıraya yükseldi. 2014 yılında kişi başına düşen yeşil alan 2.7 metrekare iken 8.5 metrekareye yükseldi gibi birçok alanda Elazığ'a güzel hizmetler yaptık. Yanılmaz, hizmetlerde kişiler geçicidir dedi. Kişiler geçici, hizmetler kalıcıdır, dava bakidir. Önemli olan Elazığ'ımıza hizmet etmektir. Elazığ'ımızı bir adım daha ileriye götürmektir. Elazığ'ımızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmektir. Kültürüyle, sanatıyla, musikisiyle, edebiyatıyla Elazığ'ı daha tanınabilir hale getirmektir. Bu görevler, bu hizmetler ne kadar çok çalışır, ne kadar çok hizmet eder, ne kadar çok yatırım yaparsanız o kadar gurur duyacağınız hizmetlerdir. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz konuşmasında bütün gücümüzle 31 Mart'ta AK Parti'nin kazanması için çalışacağız dedi ve Şahin kardeşimize elimizden gelen desteği vereceğiz dedi. Ve Şahin kardeşimiz de inşallah 31 Mart'ta kahir bir ekseriyetle oy alarak seçilecek. Biz de bütün varımızla, yoğumuzla, bütün gücümüzle Elazığ'ımızın merkezinde ve diğer ilçe ve beldelerinde AK Parti'nin kazanması için çalışacağız. Gayret edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Ve inşallah 31 Mart'tan sonra da Elazığ'daki AK Belediyecilik hizmeti aynen devam edecek. Temennim budur. Evet. Bunu söylemeniz gerçekten çok önemli, çok değerli. Şehri sahiplendiğinizin, AK Parti'nin davasını sahiplendiğinizin belki de bir göstergesi. Tabii 30 Mart tarihine kadar belediye başkanlığı koltuğunda siz olacak. Ve devam evet. edeceksiniz görevinize. Şehirde son dönemde belediye başkanı Mücahit Yanılmaz kalacak mı? Elazığ'dan ayrılacak mı? Sorusu soruluyor. Bu konuda siz neler söyleyeceksiniz? Ben hep Elazığ'dayım. Evet. Elazığ'dan hiç ayrılmadım. Evet. Yani Ankara'da bürokraside görev yaptığım dönemlerde de
Elazığ'da evim devam ediyordu. Tatilimi hep Elazığ'da geçirdim. Elazığ projelerinin içinde oldum. Ben hep Elazığ'dayım. Evet, İstanbul'dan gerçekleştirilen canlı yayınımıza konuk olan bir diğer isim ise AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze'ydi. Gürgöze kendisinin istifa ettiği yönündeki iddialara da cevap verdi. 16 yılda yaptığımız yatırımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimler için belirlenen illerin adayları açıklandı. Adaylığının açıklanmasının ardından AK Parti Elazığ Belediye Başkanı adayı Şahin Şerifoğulları, adaylığının açıklanmasının hemen ardından ilk olarak Kanal 23 canlı yayınında duygu ve düşüncelerini anlattı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız kendi ağzından adayın Şahin Şerifoğulları olduğunu ifade etti. Tabii bundan sonra 31 Mart'a kadar devam edecek bir süreç var. Evet. Elazığ'da. Bu süreçle ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii dediğiniz gibi, Zülfü abinin de dediği gibi Sayın Vekilimin, yani bu bir süreç. Evet. Bu aday adaylık sürecinde 9 aday arkadaşımız belediye başkanı olabilmek için başvuruda bulunmuştu. Tabii mevcut belediye başkanımız vardı, mevcut il başkanımız vardı. Bir arkadaşımıza nasip olacaktı. İşte 3 gün önce tabii biz bir bilgi almıştık. Adayımızın Şahin Şerifoğulları olduğuyla alakalı partimize bir bilgi almıştık. Tabii bugün netleşti. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bizzati tanıtım toplantısında bizleri şehrimize, ilimize, ülkemize tanıttı. Bundan sonraki süreçte tabii hem milletvekillerimizle, hem il başkanımızla, hem teşkilatımızla, hem hemşerilerimizle bütün Elazığ'ı kucaklayacak şekilde biz Elazığ'ımıza hizmet edebilme adına çalışmalarımızı son süratle başlayacağız ve son 31 Mart sabahına kadar da çalışmalarımızı gece gündüz demeden yapacağız. Tabii burada AK Parti teşkilatlanma açısından çok sağlam bir parti. Yani AK Parti'de kırılmalar, küsmeler, kırgınlıklar kesinlikle olmaz. AK Parti her zaman aday açıklandıktan sonra adayını sahiplenir teşkilatlar. Hep birlikte sahada birlikte hareket eder. Bundan sonraki süreçte de ben hem milletvekillerimize, Sayın Vekilimin dediği gibi, yani biz 24 Haziran milletvekili seçiminde de bu süreci yaşadık. 5 arkadaşımız aynı trene, evet, yola çıkmıştık. Beraber hareket edeceğimizi söyledik ve son güne kadar çok güzel bir birliktelikle süreci devam ettirdik. 4 milletvekili arkadaşımıza nasip oldu. Biz milletimizin takdiri neticesinde seçilemedik. Nasip bugüneymiş. Belediye başkanlığımıza nasip oldu. Bundan sonraki süreçte de yine sayın milletvekillerimizle, sayın il başkanlığımızın komutasında teşkilatlarımızla birlikte her mahalleye eşit seviyede hareket ederek çalışmalarımızı yapacağız. Ondan sonraki süreçte Rabbim nasip ederse hizmetlerimizi Elazığ'ımıza yapacağız inşallah. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ise Şahin Şerifoğulları kardeşime hayırlı olmasını diliyorum dedi. Elazığ'ımızın da içinde bulunduğu 40 ilimizin belediye başkanlığı, genel başkan, cumhurbaşkanı sıfatıyla açıklamış oldu. Ve süreçte başlamış oldu partimiz açısından. Resmi süreçte inşallah Yüksek Seçim Kurulu'nda ilan edildikten sonra olacak. Yarın da inşallah arkadaşlarımızla birlikte, milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanımız, il başkanımız, tabii belediye başkanı adayımız, hep beraber Elazığ'a intikal etmek suretiyle basın toplantısıyla seçim startını vereceğiz. Şahin Şerifoğlu kardeşime tabii Haziran seçimlerinde beraber yola çıktık. Bizde kaldı, kendisi çıkamadı, hayırlısı böyleymiş. Onu da inşallah belediye başkanı olarak Elazığ'ın hizmetinde göreceğiz. Evet, AK Parti İl Başkanı Sayın Ramazan Gürgöze'nin açıklamalarına bültenimiz içerisinde yine yer vereceğiz. Az önce haberimizde de izledik. Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları'nın açıklamalarını ve Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın konuyla ilgili değerlendirmelerini. Bu arada Sayın Şerifoğulları adaylığı açıklandıktan sonra ilk kez duygularını, konuyla ilgili duygularını ve düşüncelerini televizyonumuza açıklamıştı. Bunu da vurgulamış olalım. Peki efendim, devam ediyoruz bültenimize. Bugün haber bültenimizin açılışında tarihler 24 Kasım 2018'i gösteriyor demiştik. Evet, bugün 24 Kasım ve 24 Kasım önemli bir gün. Bugün geleceğin neslini yetiştiren tüm öğretmenlerimizin günü. Nesillerin yetişmesinde büyük rol oynayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun efendim. Ve 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Elazığ İl Protokolü'nün yayımladığı mesajlara bakıyoruz ilk olarak.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla il protokolünden ve sivil toplum kuruluşlarından kutlama mesajları geldi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım mesajında, eğitim insanın doğumundan ölümüne kadar devam eden, insanı şekillendiren, ahlak ve erdem sahibi yapan, topluma ve insanlığa faydalı birer fert haline getiren, onları hedeflerine ulaştıran, bilgi, beceri ve her türlü yetenekle donatan son derece hayati bir süreçtir. Tüm aziz öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutluyor. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor. Emekli olanlara huzur dolu bir hayat diliyor ve halen görevini büyük fedakarlıklarla ifa eden öğretmenlerimize çalışmaları üstün başarılar diliyorum dedi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga ise mesajında öğretmenlerimiz yaptıkları işle sadece tek tek fertleri geleceğe hazırlamakla kalmıyor, milletimizin geleceğini de biçimlendiriyor. Yetiştirdikleri nesillerle ülkemizin istikbalde nasıl ve ne şartlarda yaşayacağını da belirliyorlar. Nurettin Topçu'nun dediği gibi fertler gibi nesiller de öğretmenlerin eseridir. Farkında olsun olmasın her ferdin şahsi tarihinde muallimin izleri bulunur. Devletleri ve medeniyetleri yapan da yıkan da muallimlerdir. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Türkiye'nin dört bir yanına bilim ışığını götüren öğretmenlerimize olan inancımızı, saygımızı ve desteğimizi ifade ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum dedi. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk ise bizler çocuklarımızı ilmin kapısını aralayan anne ve baba şefkatini dokunuşlarımızla onların temiz ve saf yüreklerini hissettiren tarihin en eski ve en kutsal mesleği mensuplarıyız. Bizler mayasında kıskançlık olmayan, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyan tek mesleğin sahipleriyiz. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlar, ömrünü bu mesleğe vermiş olup hakkın rahmetine kavuşmuş olan meslektaşlarımıza da Allah'tan rahmet dilerim dedi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ise eğitim bir neslin, bir ülkenin devamı için en belirleyici kriterdir. Bir ülke eğer kendi dünyanın en büyük ekonomilerinden, en büyük güçlerinden birisi olmayı hedef seçmişse, uygarlık yarışında en ön sırayı istiyorsa çocuklarına en kaliteli, en donanımlı eğitimi vermek zorundadır. Bunu sağlayacak ise öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin başarısı aslında bizim geleceğimizdeki aydınlık demektir. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum dedi. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ise en onurlu mesleklerden biri olan kıymetli öğretmenlerimizin, başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum dedi. MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun da bir ülkenin varlığını devam ettirebilmesi için yeniliği ve gelişmişliği en üst düzeyde tutması gerekmektedir. Gençlerimize idealistliği ve düzgün bir hayat görüşünü aşılayabilme süreci ise ailede başlamakta ve okulda devam etmektedir. Düzgün karakterli, idealist ve girişimci gençlerimiz eğitim hayatlarında öğrendikleri bilgilerle hedeflerine ilerlemektedir. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz dedi. Evet, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı bugün. Ardından gün dolayısıyla Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Elazığ Öğretmen Evi önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Diğer meslektaşları eğitim başarısı olacaktır demek suretiyle medeniyet yarışında öğretmenlerin çok önemli bir güce sahip olduğunu işaret edip bugünü anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Mehmet. Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Öte yandan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi. Programa Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk programda bir konuşma yaptı. Program daha sonra gösterilerle devam etti. Bize ışığıyla etrafını aydınlatan, eriyen bir mum gibi cefa çeken, ancak
çocukların mutluluğunu görünce mutlu olan bir mesleğin erbaplarıyız. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Sert adamdı, sinirliydi. Korktum, telaşlandım. Güldü ve bir alemin atının çamuru süs olur benim kaftanımda. O çamur ki bir nişane, bir madalya sayla. Evet, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Korosu tarafından da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'nin sevilen şarkılarından oluşan bir müzik dinletisi düzenlendi. Elazığ'da öğretmenlerden oluşan koro 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Korosu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dinletisi düzenledi. Koro şefliğini Ergin Dik'in yaptığı dinleti Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konsere öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve birçok davetli katıldı. Canlı yayınımıza katılan konuk olan isimlerden birisi de Elazığ AK Parti İl Başkanı Sayın Ramazan Gürgöze'ydi. Şimdi Gürgöze'nin açıklamalarına döneceğiz. Gürgöze yine bugün bültenimizde de yer almıştı. Kendisinin istifa ettiği yönündeki iddialara da şu cevabı verdi. İzliyoruz. Belediyelerde vazife üstlenecek olan arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımıza bir diğer konuk İstifa olan isim de AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz oldu. Sayın Ramazan Gürgöz'e, canlı yayınımızda önemli bir takım mesajlar verdi. Bugün tüm Türkiye'de 14 büyük şehir, 26 ilde olmak üzere toplam 40 ilin belediye başkan adayı belirlendi. Aslında belediye başkan adayı birkaç gün önceden belirlenmişti. Bizlere bilgilendirme yapılmıştı ancak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız tarafından, partimiz tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için bizler herhangi bir resmi açıklamada bulunmamış idik. Fakat biraz önce de adayımızın hem Cumhurbaşkanımızın işte katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda adayımız resmen artık ilan edilmiş oldu. Ben öncelikle Şahin kardeşimi tebrik ediyorum. AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e kendisinin istifa ettiği yönündeki iddialar hakkında da çok önemli açıklamalarda bulundu. Elazığ'da bir söylenti diyelim ya da bir dedikodu AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e'nin görevinden istifa ettiği şeklinde. Bunu tabii biz Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bey kesin bir dille asla böyle bir şey yok dedi ama ben bir de size sormak istiyorum. Nereden çıktı bu? Bunlar maksatlı, hiçbir asla astar olmayan, başarımızı gölgelemek isteyen, başarımıza tahammül gösteremeyen genel merkezimizin, genel başkanımızın ve parti genel merkezimizin bizlere bakışına gölge düşürmeye çalışan maksatlı, haince söylenmiş sözlerdir. Hiçbir şekilde ciddiye almıyoruz. Biz teşkilatımızın başındayız. En ücra noktadan en tepe noktasına kadar bu teşkilatları en güçlü şekilde temsil ediyoruz. Bu temsiliyetimizi de genel merkezimiz her vesileyle nasıl bir il başkanlığı yaptığımızın takdiri genel merkezimizin takdirindedir. Genel merkezimiz her şeyi en güzel bir şekilde takdir ediyor. İl Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur ise teşkilat olarak seçime hazır olduklarını söyledi. Kadın kolları ana kademe, gençlik kollarıyla beraber biz her zaman hazırız bu seçime. İnşallah amacımız iyi bir oy oranıyla
belediye başkanımızı Elazığ'a daha güçlü bir şekilde getirmek bizim amacımız bu. Allah'ın izniyle bunu başaracağımızdan eminiz. Çünkü AK Parti güçlü bir parti. Güçlü partinin güçlü teşkilatın içerisinde olmak ayrıcalıktır. Canlı yayınımıza konuk olan AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ise yaptığı değerlendirmesinde Şahin Şerifoğulları kardeşimizin Elazığ'a çok güzel bir belediye başkanlığı yapacağına inanıyorum dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı illerin devletimize, milletimize ve illerine hayırlı olmasını diliyorum. Ben de Şahin Şerifoğlu kardeşimin inşallah Elazığ'a hayırlı, çok güzel bir belediye başkanlığı yapacağına inanıyorum. Hazreti Ömer adaletiyle davranacak ve o şekilde belediye başkanlığına yapacağına biz inanıyoruz. Biz bütün teşkilat olarak il başkanımızla, gençlik kolları, kadın kolları başkanımızla, 4 milletvekilimizle birlikte belediye başkanımızın arkasındayız, adayımızın arkasındayız. İnşallah oylarımızı arttırarak bu seçimden yüzümüzün akıyla çıkacağız. Ondan sonra da yine AK Belediyeciliği Şahin Şerifoğlu kardeşimle birlikte devam edeceğiz inşallah. Evet, açıklamalar böyleydi. Ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kabri başında andı. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından haince Tunceli'de şehit edilen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı. İlk olarak Yılmaz'ın şehit öğretmenin ailesini ziyaret eden Milletvekili Erol daha sonra şehit öğretmenin kabrini ziyaret etti. Tunceli'de hain PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Necmettin öğretmenin öğretmenler gününü kutlamaya geldiklerini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye'nin böyle evlatları olduğu sürece bu ülkenin ulusal bütünlüğünde aydınlık geleceğine emek veren insanlarımızı ve PKK terör örgütünün hain saldırısıyla şehit düşen ilk başta Necmettin öğretmenimiz olmak üzere tüm öğretmen ve şehitlerimizi saygıyla şükranla anıyorum dedi. Basın mensupları bugün 24 Kasım yani öğretmenler günü bugün Tunceli'de hain PKK terör örgütü tarafından katledilen, şehit edilen Necmettin öğretmenimizin öğretmen gününü aslında kutlamaya geldik. Türkiye'nin böyle evlatları olduğu sürece bu ülkenin ulusal bütünlüğüne, aydınlık geleceğine emek veren insanlarımızı ve PKK terör örgütünün hain saldırısıyla şehit düşen başta Necmettin öğretmenimiz olmak üzere bütün öğretmenlerimizi ve şehitlerimizi saygıyla, hürmetle, şükranla anıyorum. Bugün burada geldik, köyündeyiz Necmettin öğretmenin. Kardeşi Ahmet yanımızda, muhtarımız, akrabası yanımızda. Aslında keşke Necmettin öğretmeninin okulunda olabilseydik. Onunla birlikte derse girebilseydik, sınıfına girebilseydik. Öğrencilerle olan ilişkilerini görebilseydik. Ama bu da bir kader, bir kısmet diyelim. Necmettin öğretmeni saygıyla, şükranla, hürmetle anıyorum. Ben Necmettin öğretmen Tunceli'de PKK terör örgütü tarafından katledildiğinde Tunceli milletvekiliydim. Şu anda Elazığ milletvekiliyim ama 26. dönemde Tunceli milletvekiliydim. Ve Necmettin öğretmenimizin katledilmesinden sonra PKK'ya karşı Tunceli halkını destek vererek bir yürüyüş gerçekleştirmiştik. Ve hem Tunceli milletvekilliğinde hem de Elazığ milletvekilliği döneminde PKK terör örgütüne karşı ve bu ülkenin bir ulusal bütünlüğüne tehdit oluşturan bütün terör örgütlerine karşı dik duruşumuz aynen devam edecek. Bu ülke hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, devleti korumak, milletin, devletin bağımsızlığını ve varlığını korumak hepimizin asli görevi. Ben aileye tekrar burada başsağlığı dilemek istiyorum. Necmettin öğretmenimizin yeri cennet olsun, rahat uyusun. Onun yetiştireceği, yetiştirmiş olduğu, ders verdiği öğrenciler onun yolundan mutlaka ilerleyecektir. Bu ülkenin bağımsızlığı için, bu ülkenin üniter devlet yapısının korunması için ulusal bilinçle hareket edecektir. Necmettin öğretmenin abisi Ahmet Yılmaz ise bizi unutmayan herkese teşekkür ediyorum dedi. Ben Necmettin'in abisi olarak bütün buradaki misafirlere, bütün dileklerimle şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli bir günde bizleri ziyaret ettiğiniz için hepinize teker teker şükranlarımızı sunuyoruz. Köy adına, hepimiz adına hepinize tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sayın seyirciler, Elazığ'da özel bir firma 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yılın emekli öğretmeni kim başlığıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte bir de çekiliş vardı. Çekilişi kazanan öğretmenlere çeşitli ödüller verildi. Elazığ'da yılın emekli öğretmeni kim çekilişi yapıldı.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir firma tarafından Yılın Emekli Öğretmeni Kim isimli bir etkinlik düzenlendi. Elazığ merkezde öğrencilere yapılan anketler sonucunda Yılın Emekli Öğretmeni Abdullah Yıldırım seçildi. Firmanın Vali Fahri Bey'de bulunan bayisine gerçekleştirilen etkinliğe Memursen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Türk Eğitimsen Elazığ 2. Şube Başkanı Burhan Kocam ve davetliler katıldı. Türk Eğitimsen Elazığ 2. Şube Başkanı Burhan Kocan, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum dedi. Buradan tüm öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarının, eğitim camiasının gününü kutluyorum. İnşallah daha iyi günlerde, daha güzel günlerde hep birlikte daha verimli çalışmalar yapmak dileğiyle günümüz kutlu olsun. Memursen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Öğretmenler Günü'nde 3600 ek gösterge ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı'ndan bir müjde beklediklerini söyledi. Tabii biz öğretmenler olarak bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan 3600 ek gösterge ile ilgili bir müjde bekliyoruz. Çünkü bu 3600 ek gösterge hem bizim öğretmenlerin aynı zamanda ilimizin, ülkemizin ekonomisini canlandıracak ve böyle güzel nezih iş yerleri, ticaret merkezlerimiz daha fazla iş yapma ve ticaret yapma imkanı kazanacak. Yılın emekli öğretmeni seçilen Abdullah Yıldırım, meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutlarım, öğrencilerime de bana haklarını helal etmelerini isterim dedi. Bütün meslektaşlarımı ve öğretmen arkadaşlarımın da Öğretmenler Günü'nü kutlarım, başarılarını dilerim. Şehit olmuş, ölmüş öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet dilerim. Bu fırsatı medyaya aracıyla yayınlanacağı için, verildiği için buradan beni dinleyen belki öğrencilerim olabilir. Öğrencilerinize neler, eski öğrencilerinize neler söylemek istersiniz? İşte öğrencilerimden de iyi günümüz, kötü günümüz belki oldu onlarla beraber. Haklarının bana helal etmelerini isterim. Toplumların uygarlık düzeyi öğretmenlere verdiği değerle ölçüldüğünü vurgulayan firma sahibi Umut Sevgili, Türkiye'nin her yerinde eğitim ve öğretime katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum dedi. Bildiğiniz üzere toplumların uygarlık düzeyi öğretmenlerine verdiği değerle ölçülmektedir. Bu yolda biz de bunu gösterebilmek adına burada toplanmış bulunmaktayız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür nesiller istemektedir. Bu yolda bize en önemli yol göstericiler öğretmenlerimizdir. Bu yüzden Türkiye'nin her yerinde eğitim ve öğretime katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Konuşmaların ardından emekli öğretmen Abdullah Yıldırım'a hediye olarak çamaşır makinesi ve plaket takdim edildi. İlahiyatçı yazar Nihat Hatipoğlu, Elazığ'ın Bazgil ilçesinde düzenlenen Nezir Peygamber temalı programa katılmak için Elazığ'a geldi. Hatipoğlu, Kanal 23'e şu açıklamaları yaptı. Selamünaleyküm. Merhaba, nasılsınız? İyisiniz inşallah. İlahiyatçı yazar Nihat Hatipoğlu Elazığ'a geldi. Efendim bu cuma akşamı Elazığ'tayız tabii. Biraz sonra Bazgil'e geçeceğiz, Bazgil ilçemize. Sevgili Bazgil Belediye Başkanımızın misafiri olarak buradayız. Elazığ Bazgil Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu En Nezir Peygamber temalı program için Elazığ'a gelen ilahiyatçı yazar Nihat Hatipoğlu, Kanal 23'e özel açıklamalarda bulundu. Sevgili Bazgil Belediye Başkanımızın misafiri olarak buradayız ve Türkiye çapında genel olarak yaptığımız En Nezir, Hazreti Peygamber'in her yıl bir ismi üzerinde El Beşir yapmıştır daha önce, müjdeleyen peygamber. Bu yılki temamız da Hazreti Peygamber'in nezir, uyarıcılık özelliği, yani insanların şerre, kötülüğe düşmemesi için, ateşe düşmemesi için, hayatı doğru okuması için insanları sürekli uyaran bir peygamber var. Yol gösteren bir peygamber var. İşte bu gece Hazreti Peygamber'in o özelliklerini, o vasıflarını Bazgillerle paylaşacağız inşallah. İki özel umre ve hac organizasyon şirketi umreye gidecek vatandaşlara seminer verdi. Umre süresince kutsal topraklarda nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgiler verildi. Elazığ'da umreye gidecek vatandaşlar için seminer verildi. Adına bir defa söyledik ama sizler değerli hocalarımız. İzzetpaşa Camii'nde düzenlenen seminer Yusuf Soylu ve Bayram Yıldırım tarafından verildi. Kitapçık verdik. Hocam da kitapçıklar sizlere dağıtıldı. Özel bir hac umre şirketi sahibi Yusuf Soylu, kutsal topraklara gitmenin maddiyat ile hiçbir öneminin olmadığına değindi. Oraya gitmek öyle parayla, pulla, malla, servetle ilgisi alakası yok.
Ya, hani derler ya, çağrılmadık. Daha çağırmadılar. Daha çağırmadı Cenab-ı Hak. Diyoruz ya, işte o İbrahim'i sese kulak verip lebbeyk Allahümme lebbeyk diyebilenler ancak gidebiliyor. Yoksa bunun parayla, malla, mülkle, servetle, paranın çokluğuyla ilgisi alakası yok. Cenab-ı Hak İbrahim aleyhisselama Beytullah'ı onarması hususunda vermiş olduğu talimattan sonra, Beytullah tamamlandıktan sonra, ey İbrahim, Ebu Kubeys dağına çık, ruhları, tüm insanlığı, Beytullah'ı tavafa çağır dediğinde, Hazreti İsmail İbrahim aleyhisselam, ya Rabbi ben sesimi nereye duyurabilirim ki diyecek. Söylemesi sende, duyurması bize diyecek Cenab-ı Hak. Hafız Bayram Yıldırım, umrenin ne demek olduğuna değinerek bilgiler verdi. Umre demek, Allah ve Resulüne davetçi olmak, duyufur Resul, duyufur Rahman olmak. Emekli İmam Yaşar Hakan ise kutsal topraklara gidince ihramın giyinildiğini uygulamalı olarak gösterdi. Bu izar dediğimiz avlu parçamız, değerli umreciler, en kolay şekli, benim tabirimle kendimizi ortaya almış oluyoruz bir noktada. Sol ridamızla yine onun da farklı kuşanma şekilleriyle beraber izar ve rida dediğimiz iki havlu parçasına bürünmeleri gerekiyor. Üzerlerinde iç kıyafet de dahil hiçbir kıyafet yok, dikişli yok. Saat, yüzük, efendim gözlük, bunları takmasına bir sakınca yok. Elazığ'da otomobil hırsızlığı yapan 3 şahıs yakalandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışmalar yürütülüyordu ve bu çalışmalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şahıs yakalandı. Şahıslardan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 otomobilin çalınmasına şüpheli olan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle. İlimiz genelinde farklı tarihlerde 3 otomobilin çalınmasıyla ilgili olarak olay çevrelerinde yapılan incelemeler neticesinde hırsızlık olayı şüphelilerin AK ve OK isimli şahıslar olduğu tespit edilerek ekiplerimizce ilimiz merkezinde yakalanmışlardır. Ayrıca söz konusu çalıntı araçlarda ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmiştir. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından 23 Kasım 2018 günü adliyeye sevk edilmiş olup çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Öte yandan tutuklanan kardeşlerden OK'nin daha önce 12 yıl ceza aldığı ve cezaevinden 20 gün önce çıktığı öğrenildi. Elazığ Kazım Karabekir İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü temalı bir video hazırlandı. Minik öğrenciler 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili duygularını şu şekilde ifade etti. İzliyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Elazığ Kazım Karabekir İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından bir video hazırlandı. Öğretmen bir candır. Öğretmen bir güneştir. Videoda miniklerin öğretmenleriyle ilgili düşünceleri yer alıyor. Mobilya firması sahibi Nihat Biçerer 58 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Biçerer İzzetpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Harput'ta bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanı Zülfü Biçerer'in kardeşi Nihat Biçerer 58 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Biçerer için İzzetpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Biçerer Harput'taki aile mezarlığında toprağa verildi.
Sevgili izleyenler, bugün Elazığ Ataşehir Mahallesi'nde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaş kendini can havliyle sokağa attı. Dumandan 10 kişi etkilendi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evet, bu haberle birlikte sevgili izleyenler, bültenimizi de burada noktalamış olduk. Az sonra spordaki gelişmelerle Muhammed Kaya sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın. Alo, Azim Ticaret. Azim Ticaret nerede? Azim Ticaret nerede? Azim Ticaret. Korku dolu bakışlar ve yerlerde yatan cansız bedenler. Pazar tatilindeki vatandaşlar panikle sokakta. Bize ulaşmak artık çok kolay. Haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz ve tanık olduğunuz görüntüleri... Başkanım, polis! İhbar ve şikayetlerinizi WhatsApp üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Kanal 23 WhatsApp ihbar hattı 0506 094 67. Kanal 23. Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe, Elazığlı sanatçı Ahmet Yüce ile birlikte Gündem Özel'e konuk oluyor. Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Yunus Üssün'den sunacağı Gündem Özel, pazar akşamı 20.30'da Kanal 23'te. Türkiye'nin televizyonu Kanal 23'ten muhteşem hizmet. Uyduda bizi bulamıyor musunuz? Ücretsiz kurulumumuzdan yararlanmak için hemen 0850 775 çift 023 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Bize ulaşmak artık çok kolay. Haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz ve tanık olduğunuz görüntüleri, ihbar ve şikayetlerinizi WhatsApp üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Kanal 23 WhatsApp ihbar hattı 0506 094 6723. Kanal 23. Bize ulaşmak artık çok kolay. Haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz ve tanık olduğunuz görüntüleri... Başkanım, polis! İhbar ve şikayetlerinizi WhatsApp üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Kanal 23 WhatsApp ihbar hattı 0506 094 6723. Kanal 23. Kanal 23 spor haberleriyle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Osmanlı Stadyumu zemininin elverişsiz olması nedeniyle maçın Bolu'ya alınması Elazığspor'un deplasman programını da
değiştirmesine neden oldu. Buna göre bordo beyazlı kafile pazar günü başkentten Bolu'ya geçecek. Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasındaki Osman Spor Elazığspor karşılaşması 26 Kasım Pazartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Osmanlı Stadyumu'nda oynanması gereken ancak stadyum zemininin elverişsiz olması nedeniyle maçın Bolu Atatürk Stadyumu'na alınması üzerine Elazığspor deplasman programında değişikliğe gitti. Zorlu müsabaka için 23 Kasım Cuma günü Ankara'ya uçan ve çalışmalarına başkentte devam eden bordo beyazlı temsilcimiz son çalışmasını Bolu'da yapacak. Alınan bilgilere göre 25 Kasım Pazar günü Bolu'ya hareket edecek olan Elazığspor kafilesi, ter idmanını Bolu'da konaklayacağı otelin sahasında yaparak kampa girecek. Normal şartlarda pazartesi gecesi ilimize dönmeyi hesaplayan Elazığspor'da kafile 26 Kasım Pazartesi günü saat 19'da oynanacak. Maçın ardından geceyi mecburen başkentte geçirecek ve salı günü saat 16'da ilimize dönecek. Osmanlı Spor maç hazırlıklarına başkentte devam eden Elazığ Spor günü tek çalışma yaparak tamamladı. Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Pazartesi günü Bolu'da Osmanlı Spor ile karşı karşıya gelecek olan bordo beyazlı temsilcimiz Elazığ Spor'da zorlu maçın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Rakibinden puan ya da puanlar alarak elimize dönmenin planlarını yapan Elazığ Spor bu doğrultuda günü tek çalışma yaparak tamamladı. Saat 16.30'da Gençler Birliği İlhan Cavcav tesislerine gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel varyasyonlar üzerinde duruldu. Teknik direktör Orhan Kaynak ve yardımcılarının kontrolünde yapılan antrenmana kadroda yer alan tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden Eleziz Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor'a 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Elaziz Belediyespor İstanbul'dan eli boş döndü. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden Elaziz Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor'a 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Saat 13.30'da Maltepe Hasan Polat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Engin Olgun, Osman Bodur, Batuhan Kaya, Yunus Can Bozkır, Erencan Özçelik, Mustafa Soytaş, Nihat Apaydın, Ferhat Canlı, Furkan Yiğit, Burak Kavlak ve Samet Taş tertibiyle başlayan Elazığ Spor'da 55. dakikada Ertuğrul Köktürk, Furkan Yiğit ve 69. dakikada ise Ali Akburç, Yunus Can Bozkır değişiklikleri yapıldı. Sultanbeyli Belediyespor orta alan mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısında 40. dakikada duran top organizasyonunda Feyzullah Şahin Güneş'in ayağından bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstün duruma gitti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamıyla eline alan Elaziz Belediyespor, Samet Taş, Burak Kavlak, Ali Akburç ve Osman Bodur ile yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Elaziz Belediyespor 15 puanda kalırken Sultanbeyli Belediyespor ise puanını 22'ye çıkardı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden temsilcimiz Elaziz Belediyespor sezonun 15. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü ilimizde Düzce Spor ile karşı karşıya gelecek. Spordan çıkan gelişmeleri aktardık. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Bakışlar ve yerlerde yatan cansız bedenler. Pazar tatilindeki vatandaşlar panikle sokakta. Bize ulaşmak artık çok kolay. Haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz ve tanık olduğunuz görüntüleri... Başkanım, polis! İhbar ve şikayetlerinizi WhatsApp üzerinden bize ulaştırabilirsiniz.